ediyorum. Asıl mesleğim polis memuru. Fakat 12 Oradan senedir emek tabii kesildiniz değil emekli mi? polisim. Evet. Çocuktan beri bu mesleğe hevesim var, İdizyum mesleğine. Evet. O gün bugündür işte amatörle başladık. Yavaş 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 yavaş. Daha profesyonel değil ama işte yavaş yavaş profesyonel çıkmaya çalışıyoruz. Kaç yıl oldu? 21 sene oldu. Yani bu mesleğe tam başlayalım. Öğrenci yetiştiriyor Tabii musunuz bu arada öğrencilerim hocam? var. Zaman zaman buluşuyoruz. Onlara kurs veriyorum, kurs alıyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz, görüşüyoruz. Benim de hocalarım var. Onlarla irtibata geçiyoruz. Her gün işte böyle yeni şeyler çıkıyor. Onlarla çalışmalar yapıyoruz. Evet. İllüzyon, Türkçesi el çapı. Yani sihir diye öyle bir olay yok biliyorsunuz. Biz onu kabul etmiyoruz. Ama hocam yani Türkçesi el çapı. öyle bizi şaşırtıyorsunuz ki bir anda biz neye uğradığımızı Vallahi şaşırdık. işte bu. Hatta değerli izleyenlerim bana dedi ki çok konuşma seni kurbağaya dönüştürürüm. Evet, Çok yapıyorum ben. korktum. Her an her şey olabilir. Evet. Evet. Çiğdem Hanım benim çok eski bir arkadaşım. Çiğdem Hanım biraz ilginç yönleriyle medyatik oldu. Kendisi biraz anlatsın kendisini. Daha sonra sohbet halinde, soru şeklinde devam edelim. Ben 39, 49 yaşında, iki çocuk annesi, bir bayanım. İkinci evliliğimde şiddet gördüğümden dolayı biraz çılgınlıklar yaptım. Bu da medyada bayağı bir yer aldı. Boşanma davamın ilkinde adliyenin önünde davul çaldırdım. Boşandıktan sonra da paraşütle uçtum. Ama paraşütle uçmamın sebebi de şiddetin her türlüsüne, çocuk tacizlerine, kadın şiddetlerine, ölümlerine son verebilmek için bunu bir eylem niteliğinde paraşütten uçarak kutladım. Evet. Gerçi çok derin bir konu. Yani öyle keşke Konuşulduğu kadar basit olsa. basit olsa. Evet. O kadar aile içi şiddetler var. Toplumsal şiddetler var. Yani hayvana şiddet var. Her türlü şiddet var. Her türlü şiddetin tabii ki karşısındayız. Ama hani o kadar derin mevzu ki konuşmakla bitecek gibi değil. Fatma Hanım, şurada şiddet diyoruz da yani önde bulunan kadın ve çocuk cinayetleri, kadın ve çocuk şiddetleri. Biz burada benim yaptığım konuşmalarda, görüşmelerde ben şiddetin her türlüsüne inanın ki birçok erkeğe şiddet var. Eşi tarafından şiddet gören erkekler var. Evet. Bunlar erkeklik gururundan dolayı çıkıp hiçbir yerde kendisini anlatamayan adliyede bile ben eşimden şiddet görüyorum. Psikolojik veya sözlü veya temaslı bir şiddet gördüğünü mahkemede bile anlatamayan erkek arkadaşlarımız var. Dün akşam da bunun bu şekilde bir yayını yaptım. Evet. Yani dediğim gibi gerçekten Bunda bir öncü olmak istiyorum. Kadınların veya şiddet mağduru olan insanların sesi olmak istiyorum. evet, siz bu konuyla ilgili YouTube'da programlar da yapıyorsunuz, değil mi? Evet, Çiğdem Karaş'ın YouTube sayfamdan canlı yayınlar yapıyorum. Facebook üzerinden Hatta bir yapıyorum. programa da beraber katılmıştık. Evet, tekrarını bekleriz inşallah. İnşallah güzel de reyting almıştı o programda. Evet, bayağı tutulmuştu. Evet, Şerafettin Hocam sana dönmek istiyorum. Biraz sizi tanıyalım yakından. Ben de ilk akşam bugün kamera bile karşısına çıkıyorum. O çok Önce güzel. memleketimizde vuku bulan şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek işe başlıyorum. Bu şehitlerin acısını 1952'den bu tarafa tadarım. Her şehit geldiğinde de hüngür hüngür ağlarım. Ben adım Şerafettin Keskin, soyadım Mahlas. Serdar oğlu Mahlas'ım. Evet. Artvin'in Şavşat gazasında doğdum. Ardahan ilçesinde 20 yaşına kadar yaşadım. 58'de asker oldum. Bir daha dönmedim. Sivas'ta kaldım. 1969'da Bursa'ya geldim. Halen Bursa'dayım. 7 oğlan, 7 kızım var. 20 tane Maşallah. torunum var. Çok güzel. Kaç yaşındasınız bu arada? 82 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. 41 kere, 27 80 kere sene, maşallah. 20 27 senedir de emekliyim.
Evet, bu arada şiirler yazıyorsunuz. Evet, şiirler. Kaç yıldır şiir yazıyorsunuz? 66'dan bu tarafa şiir yazıyorum. Bu arada bir hassasiyetinizi gördüm. Şehitler konusunda hepimizin çok ciddi hassasiyetleri vardır. Hatta ben değerli izleyenlerim, bugün bu sebepten dolayı müzik yapmadım. Şehitlerimiz vardı. Artı yine Van'da deprem oldu. Buradan ölenlere rahmet diliyorum. Ailelerine de Allah sabır versin diyorum. Bu sebepten dolayı müzik yapmadık. Sadece söyleşi yapalım dedik. Bir de şehitlerimiz için şiir okuyacak hocamız. Öyle devam edeceğiz. Evet Şenal hocam, seninle devam edelim. Benimle devam edelim. Siz hemşerisiniz sanırım. Biz hemşeriyiz. Ayrıca aynı köylüyüz. Evet. Yani Ardahan Çetinsu. Aynı zamanda bebeğimiz. Yeğenimdir. Evet, akrabalarımız da var. Akrabalık da var, evet. Ben de 54 doğumluyum. İşte Artvin'e kendiyim. İlkokul 4'ü Trabzon Araklı'da. Orta 1'i Samsun Terme'de okudum. Aha. Sonra lise bitti Ardahan'da. Askere gittim. Askerlikten sonra memuriyet başladı. 25 yıl kamu hizmeti verdim. Ben sizin öğretmen olduğunuzu... İşte öğretmen olduğunu herkes öyle biliyor. Şu anlamda şöyle bir fare öğretmenliğim var. Ben Türkiye Satranç Federasyonu'na bağlı resmi tescilli lisanslı oyuncuyum, antrenörüm, hakemim, il hakemiyim. Bursa'da satranç il hakemiyim. Birçok öğrenci yetiştirdim yani okullarda. İşte Nülüfer Halk Eğitim Müdürlüğü'nde, cezaevinde hükümlü tutukluları ders verdim. Beni bu yanımda öğretmen olarak biliyorlar ama ben her fırsatta öğretmen değil, devlet memuru olduğumu söylerim. Anladım. İşte bir kitap çıkarttım bu arada, 300 sayfa, siz onu okudunuz. Evet. İşte meslek çok ama işe yarayan var mı bilmiyorum. Şiirle uğraşıyorum, işte sürekli şiir yazıyoruz. Bizim WhatsApp'ta bir grubumuz var. Artvin Şairler Grubu diye. Aha. Aksu. Evet. Artvin Kültür Sanat Ustaları. Evet. İşte onun yarışmaları var Samsun'da. Oraya iki şiir hazırladım. İşte son zaman buna trafik müfettişliği, fare trafik müfettişliği eklendi. Ben de hangisini yapacağımı şaşırdım. Yani davet ettiniz. Sağ olun. Memnuniyetle kabul ettik. Geldik. Hocam biz çok eski dostuz. Kaç yıl oldu biz tanışıyoruz? Valla 10 yılı aşmıştır. Yani yok hocam, yakındır. Yanlışım var. 2004'te emekli oldum. Bizim mahallede sizin büronuz vardı. Yazıhanem vardı. Yazıhaneniz vardı. Ben yazıhaneyi kapatalı 15 sene oldu. Demek biz seninle 18 senedir tanışıyoruz. Evet, evet, çok güzel. Bu mecrada gidiyor yani emekli. İşte yaş 66'yı buldu. Kafama takılan şeyleri hicve diyorum. Evet. İşte bu arada satranç hala ders veriyor musunuz? Satranç ders, antrenörlük yapmıyorum da hakemlik yapıyorum mesela. Yani hocam bu satranç gerçekten çok önemli. Çocukların gelişimi hakkında yani çok önemli bir şey. Annelere de buradan annelere babalara da seslenelim. Evet. Çünkü zeka gelişimi anlamında çok önemli değil mi? Ya mutlaka ben düşmanıma dahi satrancı öneriyorum. Yani satranca türkü yakan, besteleyen, İşte kitabında yer veren belki ender insanlardan biriyim. Evet. Her peki fırsatta, hocam satranç merakınız nereden geldi? Satranç merakı, ya bilmiyorum ben ortaokul lisede geometriye karşı bir yatkınlığım vardı. Şiire de o zamanlar başlamıştım. Ya satrancı gördüğümde merak ettim. Yani o taşların hareketleri bende o geometrik bilgiyi mi tetikledi, nasıl oluyor bilmiyorum. Yani sevdim ve bırakamadım. Zaten bütün satranççılarda bağımlılık vardır ve bırakmazlar. Bak ben şu an öğretmen evine uğradım. Orada satranç faslımızı kapattık. Satranç oynadım ve buraya intikal ettim. Bırakamayız yani sigara gibi, alkol gibi. Aman Allah korusun hocam. kötü şeyler, mesajlar ya vermeyelim. Kötü, hayır, yani bağımlılık yapar. O evet. Anlamda diyorum. Evet. Kaldı ki sigara ile ilgili biraz sonra söz verdiğinizde uzun bir şiirimiz var. Şiirim demiş sigara içmemek. Paylaşacağım için. Seni. Evet. Hayır, reddetme anlamında, yerme anlamında çok söylüyorum. Peki kaç yıldır satrançla uğraşıyorsunuz hocam? 30 yılı aştı yani. Çok güzel. Çeyrek asır olmuş. 82-83'lerde öğrendim ben bunu. Evet. Ve devam ediyorum. Kendi kendinize mi öğrendiniz? Yok, onun da bir ilginç hikayesi var. Yani burada kısaca ondan bahsedeyim. Ya Erzurum'da bu 80
öncesi aha, benim bir yakın komşumun oğlu aha, hükümlü tutuklu olarak Erzurum'a götürdüler genç aha, darbede. Aha. Orada hapishanenin içinde ekmek hamurundan ve sabunu birleştirerek satranç taşlarını yapmışlar ve yere bir zemine işte satrancın tahtasını oluşturmuş, orada oynamışlar. O çıktığında Artvin de geldi benim yanıma. Dedi Şenol abi satranç biliyor musun? Çok merak ettim dedim. Hatta öğrenmeye çalıştım, öğrenemedim. Hemen gittim bir takım aldım. Öğrendim ve hı-hı, sonra onu yendim. Burada Bursa'da ben antrenör olduktan sonra bu hükümlü tutuklulara ders verecek kimse bulamıyorlardı. Koca 3 milyonluk kentte. O vefa borcumu ödemek için gittim 2 dönem. Yani hapishanede cezaevinde mi, cezaevinde mi ders verdiniz? Ders verdim, evet. Çok güzel, çok hı-hı, güzel. Şerafettin Hocam senden bir şiir alalım mı? Tabii. Şimdi şehitler için 3 tane şiir var. Evet. Üçünü de mi okuyun? Teker tekerdir. Bir tane okuyun, daha sonra dönüşümlü okuruz gene. Peki. Songül. Her asker önemli, jandarma başka. Zafer kazandıkça gelirler aşka. Huduttan huduta dikerler kuşka. Aydoğan Paşa'ma rahmet Allah'ım. Gökhan Peker kanatlanmış uçuyor. Kalleş o canılar korkmuş kaçıyor. Koray Binbaşı'm da ölüm saçıyor. Albay Demirkan'a rahmet Allah'ım. Söngül yarbayım da daima anmak. Anlı şanlı şehidimizi anmak. Kalleşler kanını içerek kanmak. Söngül yarbayıma rahmet Allah'ım. Uçak havalandı gökte süzülür. Komutan emreder safa dizilir. Bir asker ölürse Türkler üzülür. İlker yüzbaşıya rahmet Allah'ım. Sığınak yüzbaşı serhatımızdır. Hudut bekçisidir, yurt satımızdır. Ölsek de bu vatana son katkımızdır. Yüzbaşı Şenel'e rahmet Allah'ım. Şırnak Şenoba ölüm yerimiz. Cevher helikopterde bindi erimiz. Çekinmeden işte verdik serimiz. Assubay Mehmet'e rahmet Allah'ım. Abdülmuttalip de rahmetlik olmuş. Zeki Koç annesi saçını yolmuş. Fevzi kralım da hayatı solmuş. Hakan İncekara rahmet Allah'ım. Çok güzel. Rahmet diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Çiğdem Hanım. Size dönmek istiyorum. Bu kadına şiddet olayıyla alakalı işte herhangi bir şeyiniz var mı? Grup olayınız var mı? Veya işte herhangi bir olay karşısında hani nasıl şey yapıyorsunuz? Birbirinize nasıl ulaşıyorsunuz? Veya nasıl platformlarımız var. Kadın cinayetleri platformlarımız var. Şiddetli platformlarımız var. Her şeyden önemlisi devletin şiddet gören mağdur kişiler için acil ulaşması gereken KADES. KADES diyerekten bir program var. Bunu telefonunuza yüklüyorsunuz. Bir oyun yükler gibi, WhatsApp yükler gibi o programı telefonunuza yüklüyorsunuz. O bilgiler emniyete kaydoluyor. Acil durumda tek tuşla KADES'i aradığınız zaman 5 dakikayı bulmadan ekipler sizin konumunuz açık olacak, yalnız ekipler sizin bulunduğunuz yere geliyor. Hani bu sadece aile içi şiddetlerden veya eşler arası değil değil mi? Değil. Hani sokakta da herhangi bir tehlike sırasında. Şimdi şöyle bir şey, tabii ki dokunmayayım azıcık diyorum ama ben şiddet mağduru olduğumu biliyorsunuz. Evet. Bu her yerde yayınlandı. Açık hedef gösterildiğim için ben işten gelirken defalarca tacize, şiddete maruz kaldım. Kaçırılmaya maruz kaldım. Bu durumda o dönem yanımda yoktu. Bu KADES programı yeni yüklendiği için. Yani şu an kullanıyor musun? Şu anda Allah kullandırmasın. Ama tabii şu anda telefonuma yüklediğimden dolayı herhangi bir durumda kullanabilme olanağım var. Ama önceden yoktu. Peki bunu nasıl yükleyebiliyorlar cep telefonlarına? Onu da bilgi verelim de en azından ihtiyacı şimdi olanlar. Şimdi şu şekilde KADES diyerekten Google'a yazıldığında Kayseri, Aydın, Diyarbakır, Edirne,
Sivas. Kodlayarak. Kodlayarak. Kades olaraktan Google'a yazıldığında çıkıyor. Bunu tıkladığınızda bir oyun indirir gibi veya WhatsApp'ı yükler gibi ilerlemesini yaptıktan sonra telefonunuza yükleniyor. Peki bunu normalde hani tuşladığınız zaman mı karşı taraftan işte herhangi bir iki kere tık yapıyorsunuz. Emniyet birimine mi tabii ulaşıyor? Tabii ki Ankara'ya kadar gidiyor. Sinyal Ankara'ya kadar gidiyor. Ankara'dan en yakın birimden müdahale ediyorlar. Tabii ki. Ankara, Bursa İl Emniyeti ve Karakol'un olmak üzere emniyet güçlerinden işbirliği olarak da şiddet gören mağdurun yanına ekipler en kısa sürede geliyor. Anladım. Yani gerçekten güzel bir hizmet. En azından insanlara evet. Faydalı bir hizmet. Evet. Sıra geldi bize. Beni kurbağaya dönüştürecek adam. Evet, evet, evet. Hem eline ne geçecek beni kurbağaya dönüştürürsen? Çocukla oynar da ne güzel. Niye en azından şimdi bakın burada halka faydalı bir şeyler yapmak istiyoruz. Şarkı türkü yapıyoruz. En azından programlar yapıyoruz. Kurbağa olmak da mı sanat? Evet hocam. Hocam bize küçük birkaç gösteri yapabilir misin? Tabii şu anda yapmaya başlayacağım. Benden mi başlayacaksın? Yine ben de burada arkadaşlar söylediği gibi son zamanlarda Van Elazığ ve Manat'taki depremden dolayı şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlıcak diyorum. Evet hocam. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi biraz da eğlenelim. Ne yapalım? Eğlenelim. Dünyanın kaderi bu yani. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Şimdi evet. Fatma Hanım. Evet hocam. Şimdi şöyle yapıyorsun sen. Bakın. Elimde bir bardak var bakın. Bir bardak var. Pet bardak. Boş içi. Boş, evet. Şöyle bir su aldım. Bakın ama görün. Şöyle su dökelim. Şöyle o. Bak görüyoruz. Döktük. Güzelce döktük. Şurada bir kart görüyorum. Kartı şöyle koysak. Şöyle çevirsek su dökülür mü? Tabii ki dökülmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Tamam mı? Ama biliyorum. Sızabilirdi. Sızar değil mi? Evet. Maalesef. Sızmadı. Bir üfler misin buraya bir? Bir de hokus pokus der misiniz? Hokus. Pokus. Hayır 39 değil, hokus pokus. Su burada şu anda. Ben 39 demedim ki. Üfler misin? Bakın. Hokus, pokus. Kayboldu. Alkış, alkış. Suyumuz kayboldu. Ne yaptın suyumuzu? Vallahi işte hokus pokus yaptık. Bulut mu oldu? Peki, renkleri tam... Böyle şöyle alayım. Renkleri tanıyor musunuz? Yani şimdi biraz yaşlıyım bu ama hangi takım hala... Rengi? Hala gözlerim görebiliyor. Hangi takımın renkleri biliyor musunuz? Biliyorum. Şöyle bakın. Fenerbahçe. Ama bazen bu da başka bir takıma giriyor biliyor musun? He. Bakın hopu görürüz. Bakınız bir başka takıma girdi. Aa, çok nasıl? Enteresan. Güzel değil, değil mi? Güzel. Evet. Şimdi elimde böyle bir defter bakın. Kamera şu an bunu çekiyor. Evet. Elimdeki defter şu anda bakın sayfaları boş Fatma Hanım. Evet, biz boş görüyoruz. Evet, boş. Hepimiz boş görüyoruz. Bakın boş. Evet. Elinde bir kalem al, kare kalem. Hayali böyle, hayali. Hayali bir kalem aldım. Bütün dünyada ne kadar hayvan varsa, onların şeklini göz önüne getir. Şöyle çiz, şöyle hayali çiz. Sana çabuk çabuk böyle. Şöyle yapar mısın? Tamam, çiz. Elini şöyle yapar mısın? Elimle mi çizeceğim hemen? Çizdim bir hayvanları. Çizdim. Evet. O hayvanlara şu defteri atar mısın? Aldım. Hokus pokus yapacaksınız. Hokus pokus koydum. Aslan, kaplan, fil, ay, inek, zürafa, balina. Neler yok? Şöyle kameraya doğru tutsana çok enteresan. Tutuyor bak kameraya doğru. Bak. Evet gördüğünüz gibi. Peki eline bir renkli kalem al birkaç tane şöyle. Al. Hadi şimdi boya bak. Hayali mi aldın? Tabii hep hayal. Aldım. Zaten işimiz hep hayal biliyorsun. Evet. Boyar mısın? Boyadım hızlı bir bakınız, şekilde. Bakınız hokus pokus yaptım. Bakınız bunlar da boyandı. Bakın kameramız çekiyor şu anda boyandı. Çocuklara bakın boyandı. Hadi al eline bu sefer sil yağ. Aldım sil bakın ablası bunu. Tamam siliyorum. Bakın hepsi şu anda kayboldu. Alkış yok mu? Alkış var tabii ki. Şimdi az önce bunu yapmıştım. Yine yapmak istiyorum bakınız. Elimde şöyle bir siyah kuşak var. Kuşağı görüyor musunuz? Gördüm hocam. Kuşağı gördünüz. Kuşağın bir özelliği var. Evet. Gülerken renk değişiyor. Hadi gülün bakalım. Hadi gülün bak. Gül. Bakın. Gördünüz bakınız. Gerçekten. Güzel bir. Evet. Gök kuşağı oldu.
Evet, harika evet. Oldu. Bir hamile. Şimdi diğer önlere geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi... Ya hocam ben yönetmenimize bir şaka yapmanı istiyorum. Tabii yapacağız. Kendisini buraya alacağım. Tabii. Şimdi. Peki elimde bir bardak var. Evet. Şunu kameraya gösterir misiniz? Bir dakika. Şunu kameraya gösterir misiniz? Evet, bunu kameraya gösterdik. İki elle. İki elle gösterdik. Buradan eşim Ayfer Hanım, Pınar ve Caner Hanım'a buradan selam olsun. Aa, Ayfer Hanım'a benden tabii, de selam olsun. Selam olsun. Evet. Şöyle tutar mısınız? Bakınız. Tuttuk. Bütün mü? Bütün. Bardağımız boş. Şöyle bardağımıza bunu aldık, şöyle koyduk. Bakınız. Aha. Koyduk bardağımıza. Tamam. Şöyle yaptı bakınız. Çıktık şöyle. Şöyle tutalım bakınız. Aa, yine mi alkış? Evet, alkış. Hep alkış. Yönetmenimiz size alkış şey yapacağım. Birkaç tane yap, ondan sonra. Evet. Peki. Ben Çiğdem Hanım'la biraz yakınlaşma istiyorum şöyle. Çiğdem Hanım. Ben yer değiştireyim. Yok, gerek yok. Evet. İçimiz alır kamera şu anda alır. Bakın. Tamam. Çiğdem Hanım bak, elimde böyle bir yeşil mendil, bakalım. Kameraya gösterir misiniz? Yeşil bir mendil. Bakın bu torbamız boşum. Bakın. Torbamız boş. Hiçbir dikiş mi dikiş? Cep mi? Bakın var mı? Zurayır var mı? Yok efendim. Peki Çiğdem Hanım ne renk o? Yeşil. Emin misin? Sizin elinizde kırmızı da olur, sarı da olur. Hatırlıyorum. Benim gördüğüm bakayım. Yeşil. Attınız. Biraz tuz at şöyle, tuz atalım. Biber atalım. Ha bir de şey atalım, kırmızı biber atalım mı? Attık bakın. Bir daha tekrar bakar mısın o yeşil ne hale geldi? Çorba oldu. Bakınız kayboldu. Bir alkış da burada yok mu? Kırmızı. Teşekkürler. Yok şimdi, ben de hatta kalsın. Tamam, vereceğim biraz da sana. Şimdi, Çiğdem Hanım. Aç ellerini bakayım. Kameraya gösterir misiniz? Ben onu yönetmenimize yapmanı istiyordum ama... Ona başka şey yapacağım, daha başka bir şey. Eyvah. İki top var. Evet. Onlara isim koyarım. Biri Edi, biri Bidi olsun. Kardeşim de biliyorsun. Edi'yi ben aldım elime şu anda. Koydum buraya. Bidi'yi de sana verdim şu anda bakın. Aç avucunu. Sıkı tut. Şöyle bırakma. Sakın sıkı tut. Açma sakın. Bendeki Edi şöyle havaya attım. Kayboldu. Yavaş yavaş açar mısınız? Aç. Aa, Büdü de gelmiş buraya. Evet, burada alkış yoksa yapamayacağım. Çabuk alkış yapalım. Evet. Şimdi yönetmenimize bir numara yapalım mı onu? Evet, yönetmenimizi buraya alabilir miyim? Tabii, nerede yönetmenimiz? Sevgili yönetmenim. Yönetmenim, buyurun gelin şöyle. Ferit Bilge Gültekin, hocam seni almak istiyorum. Gel. Yok hayır, seni almak istiyorum ben. Gel, lütfen. Hoş geldin. Kamera çekiyor mu şu anda? Evet geldi. Merhaba. Hoş geldin. Sağ olun. Seni kurban çektik. İki tane top var bakın. Bakın topları görüyor musunuz? Evet. Toplar burada böyle. Bu ne renk efendim? Kırmızı. Bu da kırmızı. Ben şöyle yaparım. Şurada bir su bardağı var. Kenarı siyah şöyle süreyim. Şöyle yapalım Ferit Bey. Şöyle bir hokus hokus yapalım. Üfler misin yavaş yavaş? Bakınız. Harika. Alkış. Biri siyah, biri kot oldu. Evet şimdi. Evet, devam ediyoruz. Ferit Bey'e ne yapacağız? Kesin, niye kaçıyorsun? Korktu. Şimdi şurada bir kutumuz var bakın. Bir özel bir kutu bu. Ama yani ben kendimi görebiliyorum burada. Tabii elini ver Çiğdem, merhabalar. Hatta burada sokabilirsiniz. Ben Çiğdem seni şuna da bir zahmet hepsini. Burada alacağım seni. Ama mikrofonu takılı. Olsun çıkar bir zahmet çıkar. Çıkarım bir zahmet. Şöyle. Evet. Boş mu? Kamera bizi görüyor. Elim buradan bay bay diyorum. Buradan Pusuf'a selam olsun. Ardahan'a selam olsun. Göle'ye Dabalhan'a selam olsun diyoruz. Bakınız. Tut. İpten. Hediyeniz. Evet. Abi bize hediye mi çıktı? O, bakınız. Boş kutudan Abdülü abiniz neler çıkarıyor. Bakınız görüyor musunuz? Hala boş mu? Bak burada beni görebilir misiniz? Bakalım neler var şu. Çiğdem bana tut yakala sen ne yapışa. Diz avucuna diz. Ah. Helikoptere bir meyve zemez boş. Helikopter. Paraşüt. Evet. Yani bu boş kutudan bu kadar hediye çıktı.
Hala da çıkıyor ya. Hayır, o yamaçtaki şey var ya, paraşüt. Bizim kapının önüne kadar uçuyor. Evet, yapalım mı? Evet, Çiğdem ablası. Var mı bakalım da? Evet, bu arada alkışlar yerimizi yapamıyoruz. Alkış yok mu abla? Olmaz. Çok yapamayız, ne yapacağız? Bitmiş herhalde, yok ya, ne yapacağız? Bitmiş bakalım, tamam. Peki hocam, bunları dur, geri... Dur, bitmez dur, daha sonra sor. Daha var, daha var. Fabrika gibi de var. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan Posofa kadar yol olur vallahi. Evet, bir alkış istiyorum. Şöyle kendine bayağı bir içine var. Şöyle bırak var, bir alır. Evet. İki daha yapayım, sonra başka programa geçeceğiz inşallah. Şimdi... Evet. Şimdi... Şerafettin hocam. Buyur. Nasılsınız? Teşekkürler. Burada Şafcan'ın selam olsun. O memlekette biz memleketimiz. Artvin yöresine, Livan'a. Abim ne renk? Beyaz. Beyaz bak, kameraya bunu beyaz görüyor. Ellerimi şöyle aldım, şöyle hatta böyle biraz sıvazdım şöyle. Şöyle Allah'ım ya. Çiğdem ablası görüyor musun? Ne renk bu? Beyaz. Evet, beyaz diyoruz. Şöyle bir hokus pokus yapalım şöyle güzelce. Aman. Üfler misiniz? Bakınız. Kırmızı oldu hocam. Kırmızı oldu, evet. Bir alkış yok mu? Valla evet. Biz... Rütbün haline getirelim alkışı diye. Biz şaşırıyoruz ona bakarken. Sen çok konuşuyorsun. O bardağı koyar mısın oraya? Koy tamam, bardağı. Koydum. Al bu şapkayı bana şöyle kafana. Bismillah. Sen şimdi asistan oldun. Şimdi bu şapkayı koymakla keramet tabii, oraya geçti. Keramet orada işte, evet. İyi. Evet. Şimdi bu ip. Görüyor musun? Tamam, ip. İçiniz bunu kontrol edin, tutma kontrol edin. Evet. Evet. Sağlam. Yani bu bütün sağlam mı yani? Evet, sağlam. Sağlam. Bak hiç hila yok, burada yok yani. Evet. Makas. Hılaf da yok. Hılaf da yok, yalan da yok değil mi? TYP falan. Bak şimdi. Sağlam. Kes ablası şuradan bakın şöyle yavaş yavaş. Kes bakın şuradan. Kestim. Kestim bakın. Şöyle asalım şöyle alalım. Şerafettin Bey orada iyi görüyor musun? Görüyorum. Görüyorsun. Allah'ım sana şükür olsun. Şimdi bak. Kestin. Orada görüp düğüm görüyor musun? Tamam gördüm. Kestin değil mi? Eminsin. Son karar yani. Evet kestim. Şimdi ona kadar say bakayım bana. Şöyle alayım şöyle. Bir, iki, makası ver bana. Üç, dört. Baştan başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Makası koyayım şöyle. On. Üfler misin? Tutulur çiğdem ablası ucundan. Şöyle kameraya doğru çekelim bakalım. Alkış. Birleşti değil mi? Abi keramet şapkada değilmiş. Ben bunu vereyim sana geri ben. Şimdi... Daha devam edecek miyiz? Biraz ara verseydik. Son bir dakika. Tamam, son bir dakika. Yine burada olacağız. Evet. Söz ay, sizde. Abi ne yaptın ya? Ortalığı duman ettin. Sevgili yönetmenim. Kar yağdı. Az sonra yine burada olacağız. Evet Şenol hocam. Bunun üstüne güzel bir şiir gider vallahi mi? Valla bunun üzerine şiir gider de ama hangi şiir gider?
İnsanın beklentilerinin boşa çıkması kaç ölüme eşdeğerdir? Hesabını tutan var mıdır acaba? Ya da namlunun ucunda, ta ucunda ölümü bekleyen, kocası tarafından katledilmeyi bekleyen bir annenin son düşüncesi ne olabilir? Haber kaynaklarında sürekli kadın ölümlerine dair bol küsuratlı ölüm istatistikleri görüyoruz. Şu yıl şu kadar kadın öldürüldü, bu yıl bu kadar kadın öldürüldü, bu ay bu kadar kadın öldürüldü. Korkunç olan ise kadına şiddetin dozu giderek yükseliyor. Kadın ölümleri gitgide çoğalıyor ve buna karşı bizim tepkilerimiz giderek azalıyor. Yani alışıyoruz, alıştırılıyoruz. Yazılan haberler, yapılan açıklamalar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bunu normalleştiriyor. Biz giderek kadına şiddeti, kadın ölümlerini normal görmeye başlıyoruz. Hatta sosyal medyada gündem olmadıktan sonra bizim de artık gündemimiz olmuyor. Namlunun ucunda bir anne. İlk kitabımı yayınladım. Bu kitap benim emek ve düşüncelerimin bahçesidir. Gördüğüm, şahit olduğum ya da birebir şahit olanların bana aktarmış olduğu acıları bu kitaba sığdırmaya çalıştım. Bu kitabı elinize alıp da okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Namlunun ucunda bekleyen bir anne, kocası tarafından katledilmeyi bekleyen bir anne yavrusu için çırpınışlarını göreceksiniz. Bu kitapta sağınızda solunuzda, hatta bu kitapta yaşadığınız ülkede yaşananları göreceksiniz. Kitabı internetteki kitap mağazalarından temin edebilirsiniz. Merhabalar değerli izleyenlerim. Evet, hocamdan güzel bir şiir alacaktık. O zaman alınız. Şimdi güzel mi takdir seyircilerimizin? Şiirlerin hepsi güzeldir hocam. Yani sorma. Biraz uzun ama bu şiirin özelliği Şerafettin abinin de içinde olması. Bizim bu WhatsApp grubundaki Aksu dediğimiz evet. İnsanların ama şiirin ayağını ben verdim. Arkadaşlarım bana destek oldular. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Evet. Kafiyeler birbirini takip eder. Çok güzeldir. Konu ise maalesef sigara. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam sigara gerçekten toplumumuzda çok ciddi çok, zararlar yani, veren zaten, bir. Zaten bunu toplumun duyarlılığına sunmak anlamında okuyorum. Yani bu hüzünlü günde bu gider diye düşünüyorum. Ciddi bir sosyal sorumluluk şiiri olmuş. Gerçekten evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık şimdiden. İstiyorum. Kulak verin lütfen Şenal Kara'ya.
bütün üstadlardan söz istiyorum. Savaşlar açalım bu sigaraya, meseleyi kökten çöz istiyorum. Nusret Usta, kurtulmak için de hep kaçıyorum. Bırakıp bırakıp vazgeçiyorum. Kötü bir illettir, çok içiyorum. Son bir defa yakacağım, köz istiyorum. Kemal Gümüş, hep rengarenk olsun, solmasın gülüm. Onun sebebiyle gelmesin ölüm. Şükürler olsun ki ben kör değilim. Zararını gören göz istiyorum. Sedat Ayar, İçme sigarayı, gel dinle beni. Hem seni bitirir hem de keseni. Senin kadar kimse düşünmez seni. Bunu bir kenara yaz istiyorum. Ahmet Yaşar, ucuna ateşi verip izleme. Verdiği zararı sakın gizleme. Ciğerlerin olur sanki gözleme. Onu soğutmaya buz istiyorum. Hasan Akın, öncesi hevestir, müthiş haz gelir. Sonrası pişmanlık, yetmez az gelir. Anlayana davul, zurna, vız gelir. Anlamayanlara saz istiyorum. Şerafettin Keskin, İçme sigarayı evladım bırak. Tehlikesi yakın, değil çok ırak. Asla kullanmadım, olmadım çırak. İçersen mezarın kaz istiyorum. Oktay Köse, alışverişleri yapın ustadan. İbret alın onca ölen hastadan. Hanımın yaptığı uzun listeden. Zehrin üstünü çiz istiyorum. Gülden Taş, dumanı efkarı ikiye katlar. Maddesi tutuşur ateşte patlar. Damarımda dolaşıyor mor atlar. Bunu içmeyecek söz istiyorum. Şaban Özbek, bir zamanlar özenmiştim, içmiştim. Çoğu zaman sanki benden geçmiştim. Anlamadan kötü yolu seçmiştim. Sözünde duracak öz istiyorum. Salih Derber, akıllıyım deyip ahkam kesersin. Konu sigaraysa kısılır sesin. Sararmış dişlerin, kokar nefesin. Morarmış, morarmamış temiz yüz istiyorum. İbrahim Alkan, öhü öhü diyen gırtlağı değil. Genç yaşında kara toprağı değil. Nikotinli tütün yaprağı değil. Mor çiçekli bahar yaz istiyorum. Fatih Meydan, tam 6 ay oldu attım mereti. 20 sene içtim yok kerameti. Davet ediyorum cümle milleti. İcabetinizi tez istiyorum. Orhan Köker, kimi gamdan içer, kimi neşeden, kimi dudağından, kimi şişeden, duru hayatını gençken tuş eden, insanlardan artık haz istiyorum. Aynur Pekal, sigaraya değil içene sözüm, içip de erkenden göçene sözüm. Aynur'um görüyor her şeyi gözüm, sen de gör ezilme ez istiyorum. Ersin Yeni, yıllarca dost bilip aldım yanıma, sessizce işledi girdi kanıma, çürük ciğer kârı kaldı canıma, yokuş çıkmamı ki düz istiyorum. Rasim Yılmaz, bu illete nasıl bulaştım bilmem, kaç günde ve nasıl alıştım bilmem, en sonunda nasıl dalaştım bilmem, at şu sigaranı ez istiyorum. Muhammed Avcı, bülbül yuvasına baykuş kondurur, haneleri harabeye döndürür. İçki gibi hayatları söndürür, ne sigara ne de toz istiyorum. Taştan Çıralar, yazgı mı ey dostlar bu tutku bize, gelin vermeyelim buna hiç vize. Sözüm tüm insana, erkeğe, kıza, alışkanlık varsa boz istiyorum. Hasan Akın, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'yı, istersen Vietnam'ı, Kenya'yı, edeceğin masraf ile dünyayı, paranı artır da gez istiyorum. Gülden Taş, dumanı efkarı ikiye katlar, maddesi tutuşur ateşte patlar,
Damarımda dolaşıyor moratlar, ak kefen olmayan bez istiyorum. Hasan Akın. Altına serse de atlastan halı, içince kendini sanma havalı. Hem lezzetlidir hem de faydalı, sigara yerine muz istiyorum. Kamil Çelik. Çok güzel. Ben şükür kurtuldum, herkes başarsın. Her zorluğu azmin varsa aşarsın. At şu sigarayı, uzun yaşarsın. Ortalama ömrü 100 istiyorum. Naim Gümüş. Sakın merak edip sigara alma. Seyredip dumanı hülyaya dalma. Çirkin bu konuyu çevrene salma. Toplumsal yarayı sez istiyorum. Muammer Bayram. Kötü dosttan iyi derlerdi sana. Zarar vermiyordun emanet cana. Yürürken acılar verirsin bana. Koşmaya dayanan diz istiyorum. Nizamettin İlhan. Zayıf iradeyi teslim alıyor. Ciğerleri mekan tutup kalıyor. İnsan bu zehiri nasıl soluyor? İntihalsız gerçek tez istiyorum. Hocam teşekkür çok ediyorum. Güzel. Yani bu sizin grup arkadaşlarınız. Bu ayağı ben verdim yani ilk herkes kıtayı. Herkes bir dize yazmış bir dörtlük. Evet, herkes hece ölçüsüne göre ve kafiyeler farklı birbirini takip eden bir ağzınıza şiir yüreğinize oluştu. Sağlık. Çok teşekkür güzel ederim. Bence ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olmuş. Ona göre yazıyorsunuz. Evet, bu arada bizi canlı olarak izleyen dostlarımız var. Şenol Soydemir bize el sağlıyor. Kenan Şancı iyi akşamlar diyor. Evet. Kenan Şancı tekrar iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Can Kurt Beyefendi teşekkür etmiş bize böyle faydalı bir program sunduğumuz için. Recep Demir iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Aksoy değerli dostum, o da iyi akşamlar demiş, iyi yayınlar demiş. Şenay Dede, canım arkadaşım, sevgiler gönderiyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum buradan. Faruk Başkan, canım Ayten arkadaşım, sana da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hasan Kuru beyefendi arkadaşıma da buradan sevgiler gönderiyorum. Evet, daha çok mesajlarımız var da onları da biraz sonraya bırakalım. Evet Çiğdem Hanım, gene sizinle devam etmek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Yani bu konularda ben biraz çok duygusal olduğum için aslında bunları konuşmak bile beni geriyor. Çünkü şiddet iyi bir şey değil. Çocuklarımız ölüyor. Yani vahşet şeyler yaşanıyor ülkemizde. Gerçekten içler acıtıcı şeyler. Ama bir taraftan da kanayan yara. Konuşarak ne kadar halledebiliriz? Orası da tabii ki şey. Ama en azından bilinçlendirebiliriz insanları bu konuda. İnsanları bilinçlendirmek öncelikle eğitimden başlıyor. Yani aile içi eğitimden. Evet. Çocukluğun bir çocuğu düşünün. Anne baba ne yaparsa, ebeveyn ne yaparsa yarın bir gün kendi ebeveyn olduğu zaman yani aynısını kendi çocuklarına ve eşine yapıyor. Önce ebeveynler kendilerini eğitecek. Yani mutsuz ailelerden yetişen çocuklar genelde şiddete daha eğilimli. Daha eğilimli oluyor. Fakat bir de şunu da düşünüyorum. Çevremde yaşadığım, gördüğüm şiddet içerisinden çıkan çocuklar var. Şu anda 40-45-50 yaşlarında kendi İnsanlar yaşıtlarımdaki öyle bir çocuk yetiştiriyorlar ki bu çocuklar mimar oluyor, mühendis oluyor ve şiddetten uzak oluyor. Hiçbir kötü alışkanlıkları yok. Normal bir vatandaşın yapması gereken şekilde yetişiyor ve yetiştiriyor. Anladım. Ben dışarıdan uzak yani kötü arkadaşlardan bir kere çocuklarımızı uzak tutmamız gerekiyor. Öfke kontrolü. Çok önemli. Öfke kontrolü çok önemli. Bir kere ağızdan çıktığı zaman evet. Geri dönüşü yok. Bir de Fatma Hanım, siz biliyorsunuz gerçi, ben sosyal sorumluluk altında özellikle çocuklarımıza yönelik şiddete karşı
bayramda herkes mendil, para, şeker, çikolata verirken çocuklarımıza ben düdük dağıttım. İlk etapta bunu yadırgadılar. Neden düdük? Evet. Neden düdük? En basitinden Leyla kızımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Boncuk boncuk bir gözleri vardı. Evet, evet. Günler sonra bulundu. Eğer ki o kızın elinde belki eğitilseydi, bu düdüğü zor durumdayken çalmasını öğretebilseydik o çocuklarımıza, bugün binlerce çocuğumuz yani hayatta olacaktı. Yani bu da şey mi? Bir açıdan hani çocukların yanında, yani daha küçük yaşta olan çocukların yanında bulunursa, hani kendini tabii ki savunması açısından savunması, veya sesini duyurması açısından. Çığlık atıp sesini duyuramayan çocuklarımız, aha, en azından o düdüğü öttürerekten. Ben bunu biz kadınlara da tavsiye ediyorum zor durumda. Çünkü kadın cinayetlerini... Bu bir parola şeklinde mi? Evet, olsun, parola şeklinde. Evet. Ama çocuğu kesinlikle canın acıdığı zaman, aha, zor durumda kaldığın zaman bunu öttür diyebilmemiz... Bunu çocuğa... Peki bu proje şey oldu mu yani, ilgi gördü mü? Çok ilgi gördü. Çok güzel. Bunu yaptığımda sadece benim sayfamda, tabii ki gruplarda da paylaştım. Grupların da destekleri oldu. 10 bin beğeni... Kişiye ulaştınız. 10 bin kişiye ulaştım. Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, yurt dışından, Türkiye'nin her yerine ulaştı. Bu projeme... Ne kadar korkunç bir şey. Demek ki ciddi anlamda ülkemizde şiddet var. Şimdi yeni evli olan kardeşlerimiz, yeni doğum yapan kardeşlerimiz, inanın ki bana gelen Messenger üzerinden gelen mesajlarda şunu söylüyorlar. Ben çocuğumu güvenip babasına dahi bırakamadığım oluyor. Düşünün yani bu kadar acı bir olay. Evet. Çok. Ben çocuğumu babasına bile emanet edemiyorum diyor. Gerçekten çok korkunç bir şey. Aynen. Yine bir İzmir'den bir arkadaşımız şiddet görüyor, boşanmak istiyor. Yine bana ulaşıyor. Dediği, Çiğdem Hanım, bana nasıl destek çıkabilirsiniz? Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Eşimle aynı evde oturuyorum. Boşanma aşamasındayım. Ben boşanma mahkemeye gidip boşanmak istiyorum dediğim zaman iki çocuğumla beni tehdit ediyor. Çocukları da annesini etki altına alamazlarsa annesinin gazetelerde birinci sayfada çıkacağını söylüyor. Böyle bir psikolojik şiddet var. Böyle bir psikolojik şiddet içerisinde çocuklar da bakın yani öyle bir babadan iki çocuk bir anne. Evet ya nasıl bir psikolojiyle bu çocuk yarın yetişecek? Kadın diyor ki ben diyor bütün gün diyor evet diyor eşim diyor çalışıyor evin içinde rahatım. Akşam o eşimin geleceğine yakın diyor çocuklarım eşimden önce gelsin eve girsin ki ben kendimi koruyayım diyorum diyor. Kapıları kilitliyorum arkasına koltuklar koyuyorum diyor. Ve bu kadın bu adamla aynı evin içerisinde ve hiçbir emniyet gücüne haber veremiyor. Şimdi artık kanunlar bu açıda bayağı oldukça iyi. En azından kadına şiddetten işte sadece tabii şey babında değil şiddet darp halinde değil. Sözlü olarak da şiddetten şimdi, bayağı koruyor. Güzel şeyler var. Evet, yani, çok güzel var. Projeler var fakat maalesef evet. Cezalarımız çok yetersiz. Evet. Bir kişiye açık hedef gösterip Facebook'ta paylaşmak, hakaret tehdit etmek 2 ay 15 gün. Anladım. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Evet, gayet iyi anladım. Evet. Bir de bunun şey boyutu da var hocam. Şimdi adamı işte kadına şiddet uyguluyor diye evden uzaklaştırıyorlar. Uzaklaştırma aldığı takdirde o adam daha çok hırslanıyor. Bu sefer bulduğu yerde öldürüyor. İşte onu da koruyamıyorlar. Ya o da işte çözüm değil bir yerde. Evet, adam hırs yapıyor bu sefer. Rencide olmuş hissine kapılıyor. Kapılıyor ve işte erkeklik onuru rencide oluyor hissine kapılıp ondan sonra bulduğu yerde de kadını katledebiliyor. Gönül isterdi ki tabii bunlar hiç olmasın, hiç yaşanmasın ama inşallah önümüzdeki yıllarda bunların hepsi eğitimle, sevgiyle aşılacak şeyler. Sevgili hocam sizin de
galiba çocuklar için, bu şiddet olayı için yazdığınız bir şiir vardı değil mi Şerafettin Hocam? Yok, şey, benim çocuklar için değil de bir çocuk Leyla'yı kaçırmış, öldürmüşler de sonra... Tamam adına. İşte yani genel olarak onun adına söyledim. Onun, evet. Onun adına Leyla. Evet. Yanakları elma, gözleri çakır. Sanki gökdemirde yer oldu bakır. Yaşlı koydun bizi, bıraktın fakir. Minicik bedeni buldular Leyla. Şeyde çok güzel. Bulmuşlardı, minicik. Biliyorum, evet, cesedini bulmuşlardı. Adın hatırımdadır, kalbime yazdım. Gözyaşı dökerek mezarın kazdım. Tabutun görünce delirdim azdım. Nasıl unuturum gözlerin Leyla? Amcan döndü de niye dönmedin? Dönmedi. Öyle sanki kimse görmedi. Yavrumu gören de geri vermedi. Bir ufak mezara sığdın mı Leyla? Kızım gözlerini unutmuyoruz. Arayıp da ayak sürütmüyoruz. Elbisen yıkadı kurutmuyoruz. Sebep olan gözler kurusun Leyla. Serdaroğlu der ki onu assınlar. Dedemin yanına mezar kazsınlar. Öptüğüm alnından kara yazsınlar. Leyla, Leyla deyip dönerim Leyla. Çok güzel. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Gerçekten gözlerimizde oldu. Yani küçücük, boncuk boncuk güzel gözleri olan bir çocuktu. Evet. Allah rahmet eylesin. Yine sana mı dönsek? Sıra bana mı geldi? Yani... Neşe mi geldi? Ay ay ay, vallahi çok şu an var ya, şu an inanıyorum çok ki. Çok güzel yazmışsınız. Küçücük beni bekle vallahi. Ne yapacak Abdullah amca? Aa, o zaman bütün Leyla'lar, bütün çocuklara gelsin. Evet. Ya ben bir şey dikkatim, sizin şu koleniz var ya, koleniz. Evet. Güzel de ona bu zinciri beğenmedim ya. Göz dikti ona. Ne yapalım ya? Ne yapacaksın benim kolenime? Yok böyle bir hokus pokus yapsan şöyle bir güzel bir zincir versen olmaz mı acaba? Şu kalem üfler misin zahmet? Geri almayacaksan memnun olur. Üfler mi zahmet? Üfledim. Yok, ben bunu beğenmedim. Vallahi ben kendi aksesuarım. Şansa bu çıktı valla. Alkış yok mu alkış? Her defasında alkışı unutuyoruz sana. Vallahi. Öyle bir adapte oluyoruz ki. İskambil'i bilir misiniz? Ben bilmem hocam. Peki ben sana öğreteyim. Bak şimdi. Aha şu var ya şu. Bir... Ne bu? Adını sen söyle. Kutu. Kutu, şilacı. Şeffaf kutu. Aha, evet. İçi boş. Evet. Kamera biraz yakın alsa daha iyi olur ben. İskambili biliyoruz hepimiz, bakın. Bakın hepsi değişik, başka. Yani burada 50 tane kağıt var, hepsi başka, bakınız. Kamera bunu görebilir, bakınız. Yokeyleri de var mı? Şimdi Fatma Hanım. Evet. Kafana göre buradan bir kağıt seç. Ben bunu görmeyeceğim. Kamerayı şöyle bir 5 tane tut, tamam mı? Bir kağıt seç kafana göre. Tamam, böyle buradan sen görme. Ha pardon, zaten tersiymiş sana. Ha. Aldım. Şimdi tut, kamerayı göster. Kameraya tutuyorum. 5 tane, 10 tane göster. Gösterdim mi? Ters çevir şimdi, ters çevir. Kendime doğru mu çevireyim? Evet. Aşağı doğru. Görmesin. Yani daha doğrusu kağıdın şurada mı şu? Evet. Bak kamera bunu görüyor, ben bunu görmüyorum, vallahi görmüyorum. Şöyle koyalım bir kenara, bakınız. Şimdi kağıdınız bu mu şu anda? Evet, bu. Bu, bakın bu. Tutun şunu sen şimdi, bakın. Tuttum. Bu kağıt içerisinde herhangi ip, yay bir şey var mı? Görüyor musun herhangi bir şey? Yok, göremiyoruz. Yok. Evet. Şöyle, orada bir şey var mı? Burada da yok. Yok, tamam, güzel. Şöyle, içerisine bunu koyalım güzelce, bakın şöyle güzelce, bakınız. Bakınız. Baktık. Kapalı, süt sür elini, kapalı. Evet. Kaygan bir madde. Aha. Şöyle tuttuk. Tuttuk. Seçtiğin kağıt şu anda içerisinde herhangi bir yerde. Hı hı. Ben görmedim, bilmiyorum. Evet. Siz biliyor musunuz? Seyirciler de biliyor, bakınız. Evet. Sen de şu hareketi yapar mısın? Bir, iki, üç der misiniz böyle? Bir, iki, üç. Bakın. Bir de şu yapar mısın? Bakın. Benim yapayım. Böyle mi yapacağım? Çık, koru. Çık. Çıkıyor be. Vay papaz vay. Zaten bir papazdan da o beklemedi. Papaz efendi çıktı. Bu muydu? Buydu efendim. Hani benim alkış? Devam ediyoruz. Sıradaki de açtık. İşte güzel bir şey geldi şimdi. Bundan sonra. Ya hocam yemek falan yapsana ya. Yemek mi? Ha vallahi. Tuzluk oldu ona. Canım ne istiyor? Kebap olsun. Vallahi. Yanında bir salat olsun. Ha.
Üzerine ne serpiyorsun az önce? Oh. Limon. Tuz, limon. Tuz, limon. Tuz, limon. Limon mu, tuz mu? Limon. Sen limonu seviyor musun gerçekten? Yok, ağzım sulanıyor ama. Valla, limonu ben de severim ya. Üfle bakayım. Bakınız limon oldu. Alkış. Taze limon var. Vallahi ama bir bakacağım ben. Taze limon. Bakma. Biraz da kalan değil mi? Baktırmaz. Ben yani çorba söyleyeyim. O kadar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Pardon. Sen de miydin mendil? Benim mendil. Yok kızım, ben mendil kalem falan çalmadım. Tamam. Kimse. Tamam. Bunu da böyle koyayım. Hı. Fatma Hanım. Evet. Ben yıllar önce Acun'un programına çıktım. Aa, Acun, evet. Buradan Acun ve Değen Selam olsun. Çıkmıştınız değil mi? Tabii Hülya Avşar, Acun, Sergen ve Ali Taran. Şimdi, iki tur atlamıştım orada. Ben Sergen'e, futbolcu Sergen'e bir numara yapmıştım. Ondan çok korkmuştum, bana acaba hayır verecek. Fakat orada bayağı bir çekişme oldu. Dedim, öyle bir numara yapacağım ki Sergen'e. Hı-hı. Bana evet verecek. Ama kesin bile bana hayır verecek. Evet. Ama işte bu oyunu yaptı bana. Sağ olsun yine kırmadı, elbet verdi bana. Oyun şu, bakınız. Tutun, seyirciye gösterin onu. Ceketimi şöyle, evet, çıkarayım şöyle. Şöyle dursun, bakın. Şimdi bak, kollarımı şöyle sıvayım. Fatma Hanım, bir mendil. Bunun içerisinde herhangi bir cep, bir zurayır, bir kat var mı? Şöyle bir bakacağım, tabii, elimle tabii, kontrol bak, edeceğim. Bak, herkes bak, daha bak, emin olabilmek adına. Tabii tabii bakabiliriz işte. Evet, bak, çünkü bu bizi kandırıyor arada bir. Evet. Zaman zaman kandırıyor ben. İşimiz bu. Biz böyle para kazanıyoruz. Evet. Tuz. Kafası aç, aç kafasını. Tamamen ağzını açıyorum. Açıyorsun bakın. Açtım. Hatta tadına bakmış ya tuz. Limon bir de tuzla, tuza bak, tadına bak. Tamam, tuz evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sen konuşalım bir tarafa. Bakın. Şimdi bak Fatma Hanım, tuzu şöyle dökerim o kadar. Görüyor musun dökülüyor? Evet, gördük. Kapatalım, kapatalım kapağını. Tamam. Şimdi çok yakındasın. İnşallah bu sefer beni çakarsın manzarayı. Bak şimdi. Soruma cevap istiyorum. Evet. Bu el boş mu? Boş. Bu da boş. Kamera bunu görüyor. Sıra diğer elime geliyor. Çiğdem Hanım boş mu? Boş. Meryem Hanım boş mu? Boş. Sizce mantıken hocam bu tuz net nerede? Nasıl? Bu tuz nereye gitti şu anda? Döktüm gördüm. Fokus fokus ettim bir yere gitti. Hayır. Mendil içerisinde. Ne mendil içerisinde? Ciddi söylüyorum, mendil içerisinde. Bir fokus fokus der misin? Peki ben bu tuzun yönetmenimin üzerinden çıkmasını istiyorum. İşte oraya geleceğim. Sen bir fokus fokus de. Fokus. Fokus. Ford Focus mu? Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yasak yasak. Fokus. Fokus. Gitti. Biraz kaldı, biraz gitti. Ha. Ne oldu? Tuz uçtu. Şimdi tuz uçtu. Yaklaş biraz. Elim boş. Evet. Sen de elini açar mısın? Açtım. Açıyorsun. Hayal şöyle. Şöyle eline döktüm yavaş yavaş, tamam mı? Tamam. Döktük mü? Tamam. Kapat. Kapattım. Şöyle tavana fırlat şöyle bakayım, yalandan. Gene stüdyo kirletecek mi? Yok yok, bu da açarak, açarak mı? İşte, ha, gördün mü? Tuz orada görüyor musun? Yok. Çağırdı ki gel 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 gel, çağırsana. Gel gel gel. Ne var ki orada? Ben deli psikolojisi gibi niye ne bana şey yaptın? Ya tuz orada görüyor musun ya? Hadi çağır, beraber çağıralım. Hadi. Meryem sen. Hadi hep beraber çağır. Gel 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 gel. Hop, aç avucunu. Kapattın mı? Kapattım. Hocamın şu ayakkabısını seper misin? Septim. Hocam o ayakkabıyı çiğdem çıkar bana versene bir tane. Hadi bakalım. Yok, ne yapacağız? Ben yönetmenimin ayakkabısından çıksın. O zaman de ki takara tukara diye bakayım. Takara tukara eski makara. Allah. Onda size gelecek. Aç avucunu. Demek tuzlu geziyorsunuz ha. Alkış. Valla stüdyoyu ziyan ettik, yemin ederim. Yönetmenim bir daha sokmayacak beni buraya. Gördün mü? Allah Allah. Evet işte burada üç evet almıştı Sergen'den. Çok şaşırmıştım, onu diyecektim. Evet. Evet. Şimdi
Devam edelim mi? Tamam mı, devam mı? Lise'den bir geçiş yapalım, sonra bana gel. Yok, biraz sohbet etmek istiyorum. Tabii tabii. Hocam bir yeriniz var mı? Böyle, tabii, yerim evimin bu, alt katı, Zümrüt Evler, Kurtbasan'da oturuyorum. İllüzyona ilgi duyan gençler de eğitim alabilir mi? Evimin 600 metrekare yerimiz var, bizim alt üstü böyle yerim var. Aha. Orada ben atölyem var, biraz sahne sanatı var. Eş orada ben. Oradayım. Boş zamanlarınızda boş zamanın düğünlere gidiyorum, sünnetlere gidiyorum, kına, nişan, festivallere, televizyon programlarına, yani her yere gidiyorum. Seninle biz bayağıdır gene 17-18 sene önce tanışmıştık. Evet, çok eski dostlarım burada. Beraber yine orada yenge de vardı. Tabii, hanım benim asistanım, şoförüm var. Beraber gösteriler işte, yapmıştınız. Her tarafa gidiyorum işte. Özellikle de çok çocukların ilgisini çekiyor. Bayılıyorum. Şimdi ben buraya bugünkü gösteride sadece yani yerimiz biraz sıkıntı olur. Şimdi az yer. Normal sahnede tavşanlarım var, kuşlarım var. Kızı uçuruyorum, kızı kafasını kesiyorum, birleştiriyorum, yapıştırıyorum. Evet. Şapkadan tavşanı çıkarıyorum. İnşallah da bir daha seferde söz veriyorum. Burada yapacağım onu da yani. Bu bir şey olsun bizim, yani alışalım burada. Tabii yani. Bizim ileride bir... Sanat TV'de buradan çok teşekkür ederim. Yönetmenimle herkese burada sağ olsunlar. Siz Posofa bir selam söyler misiniz Ardahan'a? Evet, Posofa selamlar. Ardahan'a selamlar. Damar, Hanak, Çıldır, Göle, Çıldır, Kars, Göle, Kars, Kasiyata, hepsine. Çetesi Köyü'ne selam. Çetesi Köyü'ne evet, herkese selam. Şavşata. Bu arada yakında inşallah büyük bir stüdyomuz olacak. Pal baktırdım, orada çıktı. Doğru. Ya burası biraz küçük, fazla konuk alamıyoruz. Yönetmenim de diyor ki Fatma sürüyle geliyorsun. Ağırlayamıyoruz, yerimiz dar. O sebepten dolayı şöyle güzel bir stüdyo istiyorum yönetmenim. Kocaman büyük bir stüdyo. Seyirci şeyi olsun böyle, burası sahne. Tribünlü mü? Tribünlü. Tabii tribünlü olsun. O zaman var ya, yıkarız valla. Çak 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 çak. Alkış alkış alkış. Hocam bir şey daha istesin alsak acaba. Evet. Çok duygulandım. Evet Şanal hocam, senden bir şiir alalım. Tamam efendim. Neli olsun? Menüye bakalım. Menüye bak da yemek olmaz. Şimdi hüzünlü bir şiir. Evet. Eski bir şiir. Aşk var. Şiiri olsun. Yani aşk var evet. İçinde. Aşk olsun. Bulabildiğimizce. Bir tanem. Aşk olsun adamım, aşk olsun. Çeyrek asır oldu senden kaçalı. Bıkılacak adamım ben bir tanem. Bu dünyada olmaz benden naçarı. Yıkılacak adamım ben bir tanem. Derdin yüreğimde onanmaz yara. Abay yakmış sana bu bahtı kara. Ellerimi duvarlardan duvara. Çakılacak adamım ben bir tanem. Hiçbir şeyde bulamadım karşını. Yakın eyler sevdan bana arşını. Şu beynime bir mavzer kurşunu. Sıkılacak adamım ben bir tanem. Bir zavallı gibi boynumu büküp. Özür için dizim üstüne çöküp, sensiz bedenime benzinler döküp, yakılacak adamım ben bir tanem. Hocam sen de şiddet yaptın ya. Biz şiddete karşıyız, sen de şiddet yaptın. Şiddet derken? Şiddet yaptın, benzin döktün, yaktın. Ama kendimi yaktın. Ben diyorsun kimseye zarar vermiyorum. Yok, yani. Biz insanların kendi kendine uyguladığı şiddete de karşıyız. Öyle mi? Tabii. Yani Çiğdem Hanım her şeye karşı. Ben şiddetin her türlüsüne. Evet, bu arada Hasan Dervişoğlu seyircimiz bizi izliyormuş. Kendilerine buradan selamlar, sevgiler. O da bize selamlar, sevgiler gönderiyormuş. Evet, programımız oldukça hareketli, güzel geçti. Ben hocamdan son bir şiir daha alayım yavaş yavaş. Programımızın sonuna geliyoruz. Son 10 dakikamız var, evet. Şimdi bu da yine şehitlere ait. Evet. Yalnız hepsinin sonunda ismini okuyacağım. Hı-hı. O zaman o isimlere ben de alkış isterim. Ne demek, sen evet. Hocam, ne demek? Yani. Onu bekliyoruz burada. Evet. Savaştığın yerin al tapusunu, boşalt teröristi kur yapısını, bu cennet vatanın aç kapısını, vurun Allah için Halis uğruna, Halis Koca. Evet. DEAŞ'ın kanını Fırat'a dökün, her türlü terörün kökünü sökün, önüne gelenin boynunu bükün, vurun Allah için Burak uğruna. Burak Akalın. Bizim ordumuza kumpas kurdular. Mehmet'imi arkasından vurdular. Pentagon'la hep yan yana durdular.
Vurun Allah için Hasan uğruna, Hasan Koç. Savaşa giderken düşünme bizi. Size dua eder anası kızı. Bütün zalimleri getirin, bütün zalimlere getirin. Yazı. Bitirin zalimi, getirin yazı. Vurun Allah için Enis uğruna. Enis Sarıoğlu. Afrin'e karadan çıktı yerimiz. Vatan için feda olsun serimiz. Her savaşta mutlak vardır yerimiz. Vurun Allah için Şahin uğruna. Hüseyin Şahin. Uçağımız gökten bomba atıyor. İç sürüsü leşi yerde yatıyor. Amerikan ortağını satıyor. Vurun Allah için alıyor. Allah için. Kumpas ön verildi, darbeyi yaptı. FETÖ'cü subaylar gör yoldan saptı. Atatürk ordusu silahı kaptı. Vurun Allah için Koray uğruna. Koray Karaca. Silah icat oldu, savaş olacak. Savaş mutlak ise insan ölecek. Amerikan ülkeleri bölecek. Vurun Allah için Erdem uğruna, Erdem Mut. Yurdumdan ayrıldın eyleme tasa. Putin'e güvenip düşmeyin yasa. Türk malı mermiler doludur kasa. Vurun Allah için İlker uğruna. İlker Karaman. Bordo Bereliler tutuştu cenge. NATO'nun içinde bozuldu denge. Kılık değiştirmiş olmuşlar yenge. Vurun Allah için ekiz uğruna. Oğuzhan Ekiz. Tugay'ın başında İsmail Paşa. Zafer için asker baş koyar taşa. Peygamber ocağı orada yaşa. Vurun Allah için Hamza uğruna. Hamza Karaoğlan. Serdaroğlu Serden geçmiştir inan. Ordumuz kurtarır Johnny'den anan. Savaşa hazırız inanır duyan. Vurun Allah için Serdar uğruna Serdar'a. Hocam yüreğine kalemine, sağlık, ağzına sağlık. Çok yüreğine. Güzel olmuş gerçekten. Bu şehitler Artvin'de ölenler, ötekiler de uçakta düşenler. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir de şeyde... Tunceli'de donarak ölenler var. Onu da alalım hocam, madem. Evet. Çığ mı? Dondular ya, iki asker Tunceli'de dağda dondular. Evet, evet, evet. Onu da alalım hocam sizden. Fırat mı dersiniz dostum bu işe? Hani fıtrat diyorlar ya. Hı hı. Fıtrat mı dersiniz dostum bu işe? Anadan, aniden evladım tutuştu kışa. Nasıl almak için dikmişti kuşka. Bu çağda tesadüf donarak öldüm. İki asker ölmüş şehit adları. Anasına hasret kaldı tadları. Tunceli dağında zorlu hatları. Sarı kamış mı ki donarak öldük. Çocuktuk, yorganı sıkıca sardın. Ordumuz yavruma etmedi yardım. Ömür bitti, Nazimiye'de yattın. Hedefe varmadan donarak öldük. Yıllarca terörist o dağda gezdi. Ordumuz çoğunun başını ezdi. Tunceli halkı da usandı bezdi. Önlem alınmadı, donarak öldük. Aslım Mersinliyim, soyadım Dikmen. Kader bizi tuşa getirdi hükmen. Bari çocuğumun evini yıkman. İşte vatan için donarak öldük. Soyadım Türk eldir, adım da Asım. Aylar gelip geçti önümüz Kasım. Serdaroğlu der ki hiç bitmez yasın. Terhisim gelmeden donarak öldük. Çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Evet değerli izleyenlerim, değerli dostlarım. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bizi Facebook sayfamızdan Sanat TV olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Ve lütfen rica ediyorum, abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü abone olursanız biz daha güçlü oluruz, size daha iyi hizmetler veririz. Evet değerli konuklarım, katıldığınız için hocam ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili hocam, sizin de ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çiğdem arkadaşım, senin de ayağına, yüreğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Evet, geldik Abduri Pappuri'ye. Son kez
Son kez değil. Daha çok gelecek buraya. Dur. Yok dur, hayır. Dur. Burayı çok sevdim vallahi. Bu akşamlık için son. Bu akşamlık için tanışalım ama. Yok. Son kez. Evimiz. Son kez bir şey yapalım mı? Yapalım. Ne yapalım ama? Bir yap. Şey yapalım mı? Yap işte son kez bir şey yap. Korkuyor musun? Yani ne yapacağına bağlı. Beni kurbağa yapmayacaksın değil mi? Şapka. Vallahi benim işte benim iş belli olmuyor. Ne yapalım ablacığım ben? Peki geri dönecek miyim hayata bir daha? Yoksa hep kurbağa olarak mı devam edeceğim? Yok dönersin sen. Dön demesin kolay yani. Bunun da sınırı var yani. Malzemeyi bulsun. Evet, şimdi şöyle yaparım size sen. Şöyle bir küçük bir hazırlık yapayım ablacığım. Yatmak zorunda çünkü. Hazırlık olmasa bir olmuyor şimdi biliyor musun? Evet. Evet şöyle. Evet. 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 Acele etme. Şimdi kutu evet. Biraz yolda gelişen arızalamış da. Arızalanmış. Şimdi. Evet. Bu bir kutu. Kutumuz boş. Sok parmağını. Şöyle kalem vardı. Kutumuz boş. Boş. Kutumu şöyle kapatıyorum. Kapattık. Şöyle koyuyorum. Hatta kalemin üzerine şöyle koyalım dursun. Hiç dokunmayalım. Fatma Hanım, biliyorsunuz biz kanunu severiz. Hepsi başka görüyorsunuz. Kamera şöyle göstereyim, bakın. Boş, hepsi başka. Bana dilediğin yerde, stopte bir kağıt seç, ben yine onu görmeyeceğim, gözlerimi kapatacağım. Herkese kamerayı göster, şöyle ters çevir, tamam mı? Tamam. Şunu o kutu boş değil mi? Görüyorsunuz. Boş. Bak, şüphe varsa bir daha açayım hemen. Boş. Boş. Evet. Kamera görsün bak kamera evet. Görsün. Boş. Kalemin üzerine. Beni şimdi koyayım. Kutunun içine koyuyormuş. Meryem sen şahitsin. Hiç orada dokunmuyorsun tamam mı? Senin gözün orada olsun. Kaçırma. Senin gözün de burada olsun. Peki. Dilediğin yerde bana stop diye bir kağıt seç. Stop. Çek. Düştü. Şimdi herkese göster bana göstermek için kağıdı. Evet, herkese gösteriyorum. Özellikle kameraya göster, orta kameraya. Tamam, göster. Yakın zoomlasın. Yakın zoomladı. Bir tanımayan var kağıdı. Şimdi arasını herhangi bir yere koy. Bunun arasını herhangi bir yere koydun mu? Şimdi evet. Desteği al eline. Aldım. İstediğin kadar karıştır, ben şöyle karşıya bakıyorum. Tamam. Şöyle bir karıştır, normal istediğin kadar karıştır. Eller boş, gözüm burada olsun Meryem. Tamam, karıştırıyorum. Evet. Şimdi. Olay ne biliyor musun? Bilmiyorum. Siz kendi iradenizle bir kağıt seçtiniz. Evet. Ben bunu görmedim, bilmiyorum. Şahitler huzurunda, kamu huzurunda. Evet. Kameralar huzurunda. Kağıt arada bir yere şimdi. Ben şimdi bu kağıdı, o kutu var ya siyah kutu, boş kutu. Ha. Oraya zonladım şu anda. Yani şu anda deste oraya gitti, kağıt oraya gitti. Tamam mı? Benim kameraya gösterdim kağıt evet. Oraya girdi. Evet, şimdi kalemi kaldın sen oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldın. Bakınız, hiç dokunmadan kağıdınız... Burada. Evet, kağıdım bu muydu arkadaşlar? Evet, evet. Buydu. Göster. Alkış hayır. Unutmayın ha. Fatma Hanım, ilginç olan kağıdın oradan çıkmasından ziyade sizin ikide bir papazları çekmeniz. Papazı buldu ya. Evet, papazı. Az önce kupa papazdı, şimdi kupa papazı. Selam olsun, yakında oradayım Posos, geliyorum. Dostlara selam evet. Olsun. Herkese selam olsun burada. Herkese. Bursa'ya herkese. Kışın şimdi orada. Kocalarıma. Bizi de izleyenlere kışın selam olsun. Evet. Başta Fatma Hanım'a, benim ara sponsoruma, Meryem Hanım'a, hocama, Sanat TV'ye buradan kucak dolu selam ediyorum. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Alkışlayalım mı gene diyecektim. Artık o kadar adapte ettik. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.